Herkese merhabalar. Ben holistik astrologunuz Duygu Demir. 2022'yi burcunuza özel anlattığım videolara hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ben holistik astrologunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Allah Allah nasıl bir yıl geliyor size. Nasıl bir yıl geliyorsa hem çok güzel gerçekten de yani çok büyük fırsatların olduğu, ilerleme imkanının olduğu birçok şeyi elde edebileceğiniz bir yıl hem de Bunları birazcık mücadeleyle elde edeceğiniz bir yıl. Biraz alışkanlıklarınızın değişeceği, rutinlerinizin bozulacağı. O yüzden de siz e, sevgili boğalar biraz düzeninizi seversiniz ya. Düzen bozulacağı için de birazcık e, isyan edeceğiniz, belki kızacağınız bir yıl. Neler var hemen konuşalım. Şimdi e, bu yıl öncelikle şeyi söylemek isterim. E, Kuzey Ay düğümü burcunuzda olacak. Bu 18 yılda bir olan bir şey. Yani aslında gelen fırsatlar kadersel bir döngü. E, tek bir hani bir gün oldu bitti gitti gibi değil. E, Ocak ayının ortalarında ay düğümleri burcunuza geçecek ama tutulmalarla zaten başladık. 19 Kasım ile beraber e, 2022'de kuzey ay düğümü tutulmalarının hepsi sizin burcunuzda. 2023'te bir tutulmanız daha olacak ama 22'de genel anlamda zaten 3 aşağı 5 yukarı her şey belirlenecek. Şimdi ne demeye çalıştığımı biraz daha net anlatmak isterim. Bir numaralı konu 2018'in Nisan ayından beri Uranüs burcunuzda hareket ediyor. 2026'lara kadar da burada olacak. Bu da şu anlama gelir aslında. 2026 yılına kadar bildiğiniz siz bildiğiniz siz olmaktan çıkacaksınız. Olumlu anlamda. Alışkanlıklarınız değişecek, yeni fırsatlar gelecek, özgürleşmek isteyeceksiniz, cesaretiniz artacak, değişim arzunuz artacak. bunca zamandır ben bunlara neden katlanmışım ya da ben bunca zamandır önümde duran bu şeyi neden fark etmemişim diyeceksiniz. Bir uyanış, bir fark etme, bir ilerleme teması getirecek. Tabii ki birazcık daha daha inatçılığınız olduğu için ve alışkanlıklarınıza düşkün olduğunuz için de değişimi bir günde hemen yapamayabilirsiniz. Fark edeceksiniz, duracak düşüneceksiniz, tekrar atılımda bulunacaksınız gibi yani böyle zaten Uranüs bir dereceyi 2-3 defa tarar, retro hareket yapar genellikle aynı dereceden geçer, 3 defa tarar. O yüzden de hayat size zaten bu değişimi yapmanız için imkanı sunacak. Şimdi 2026'lara kadar diyorum uzunca bir süreç. Şimdi yakına geldiğimizde ise 2022 yılında Kuzey Ay düğümü kadersel anlamda bize hayatın sunduğu fırsatlar, imkanlar, dönüm noktaları ile ilgilidir. Bir anda karşımıza çıkar durumlar ve bu öyle bir şeydir ki aslında fırsatı biz yakalayalımlık bir durum yoktur. Yani hayat bizim gideceğimiz bir yol, bir rota vardır, bir hayat planımız vardır. Hayat bizi zorlu o plana doğru iter ve kuzey ay düğümü tutulmalar bu itme zamanlarıdır aslında bakarsanız. Yani büyük dönüm noktaları olumlu anlamda çalışacak, fırsatlar gelecek, imkanlar olacak, ilerleyeceksiniz ee, ve bunu e, Uranüs Uranüs'te birleştiği için iş aslında o bahsettiğim değişimleri çok daha hızlı, çok daha köklü, çok daha radikal bir şekilde yapma imkanınız olacak. Bazılarınız diyecek ki ben evleniyorum, bazılarınız diyecek ki ben bu ilişkiyi bitiriyorum, içinde bir ilişki içindeyseniz, bazı bazılarınız diyecek ki bu ilişki devam edecekse bak ben değişiyorum artık eskisi gibi davranmayacağım böyle böyle bir yapı olursa kabul ederim yani tamamen bitiş olmak zorunda değil bazılarınız diyecek ki ben başka şehre taşınacağım işimi değiştireceğim yani hayati koşullarınızı değiştirecek büyük değişimlerden bahsediyorum değişim sizden geleceği için ben yapıyorum diyeceksiniz elbette ki dışarıda sıkışıklıklar olabilir şu olabilir bu olabilir ama değişimi kökleyen değişimi başlatan daha doğrusu lokomotif sizsiniz bu aklınızda olsun. İçinize doğan, sezgisel anlamda yapmak istiyorum dediğiniz şeyler zaten eninde sonunda hayatın sizi götüreceği rotayla ilgili olacak bu yılın içinde. Bu bir cepte ve diğer taraftan ne zaman daha yoğun şekillerde yaşayacağız bunu derseniz Nisan sonunda 30 Nisan'da burcunuzda bir tutulma var. 16 Mayıs'ta karşıt burcunuzda tutulma var. Demek ki 30 Nisan 16 Mayıs civarları işte meslek değişimiydi, dış görünüşle ilgili değişimdi, hayat bakışının değişimiydi, ilişkilerle ilgili değişim, bütün bunlarla ilgili takır 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 birçok kararın alındığı zaman dilimi olacak. Bir diğeri 5 Temmuz'dan 20 Ağustos'a kadar Mars burcunuzda bütün bu düşündüğünüz konuştuğunuz değişimlerle ilgili tak 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 harekete geçiyor olacaksınız. Biraz daha inatlaşarak bazen yapacaksınız bunu harekete geçme olacak ama Ağustos ortaları birazcık iniş çıkışlı olacaktır. Akabinde 25 Ekim 8 Kasım tekrardan 8 Kasım'da burcunuzda ay tutulması var. Yıl boyunca aldığınız kararlar yaptıklarınız emekleriniz bunların sonucunu nasıl görmüşsünüz ne olmuş ne bitmiş bunları fark ettiğiniz zaman dilimi olacak. 8 Kasım'daki tutulma esnasında Satürn Uranüs kareleri var. O yüzden düzen değişimi fark ettiklerinizle beraber yeni bir hayata, yeni bir sisteme, yeni bir bakış açısına geçme. içinizde kırılım noktalarının olması olasıdır. Tabii ki derece olarak baktığımızda burcunuzun orta derecelerinde olacak bu tutulma. İlki de 10, 10 derecede oluyor. İkincisi de daha orta derecelerde 16 derecede olması lazım. O yüzden biraz daha Boğa burcunun işte ilk 10 günlük gününde değil de böyle 10, 10. günüyle 20. günü arasında doğan kişiler çok daha köklü yaşayacak değişimi e, bu yılın içinde bir de ikinci tutulma esnasında bir Mars retrosu var gökyüzünde e, ve bu biraz daha finansal koşullar doğru alternatifi belirlemek seçimlerin arasında e, bir kendimize yolu bulmakla ilgili çalışan bir Mars retrosu Kasım Aralık ayları boyunca devam edecek. O yüzden yılın ikinci yarısına da ister istemez paranıza hakim olarak e, ya da bir yedek bulundurarak girmek size iyi gelecek gibi duruyor. E, bu planı yapmadan girersek biraz maalesef ki kaynaklarımızla ilgili bir sıkıntı. Değişken koşulları doğru yönetememe gibi endişelerimiz olabilir. Yılın başına geri dönmek istiyorum. Büyük değişimler dedim evet sizlere. Ama yılın başında şöyle bir şeyimiz var. Şubat ayı da önemli bu arada. Şubatın ilk 10 günü biraz kritik olacaktır. Bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Özellikle Kasım 2021 Kasım sonları yani bu dönemlerde aslında bu videoyu yayınladığımız dönemlerde yaşadığınız olaylara, ihtiyaçlarınıza, isteklerinize bir bakın. Şubat ayında tekrardan gündeme gelecek bu konular gibi düşünebilirsiniz. Şunu diyecektim. Yılın ilk 5 ayında 29 Aralık 2021'den 11 Mayıs'a kadar Jüpiter Balık burcunda olacak. Değişimleriniz, hayalleriniz konusunda sosyal çevrenizden destek aldığınızı, yeni kişilerle tanışabildiğinizi, yeni çevrelere girdiğinizi, yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuzu, vizyonlu davrandığınızı, hayal gücünüzün iyi olduğunu, sıkıştığınız noktalarda kalben size iyi gelecek kişilerle bir araya gelebildiğinizi göreceksiniz. Biraz merhameti fazla olan, fazla vericiliği fazla olan bir dönem anlamına bize. Özellikle Mart, Nisan aylarında Kiminle yakın temastasınız? Eğer ki daha manevi yönü güçlü gruplarla bir arada olacaksınız. işte tasavvuftu başka bir şeydi falan gibi olabilir. emin olduğunuz, bildiğiniz, güvendiğiniz kişilerle mesiniz? Bunlara bir bakın. Parasal konularda çok haşır neşir olmayın bu kişilerle. Özellikle yılın ikinci yarısında bu sizi zorlayabilir. Mart, Nisan aylarında. Ama genel anlamda yaratıcılığınızın, ilhamınızın, sezgilerinizin, gücünüzün arttığı, sosyal çevrenizden destek aldığı bir, aldığınız bir zaman dilimi olacak. 11 Mayıs'a kadar akabinizde yılın sonunda 28 Ekim'den yılın sonuna kadar yine Jüpiter balık burcunda olacak ucundan 1-2 dereceyle. o yüzden yılın sonunda yine fırsatlar karşınıza geçecek gibi duruyor sevgili boğa burçları büyük atılımlarda bulunacaksınız 30 Nisan tutulması bence çok önemli verimli ve olumlu mesleki değişimler konusunda sizi destekliyor eğer ki bir yandan şunu söylüyor tabii ki Kariyer konusunda aileniz ve duruşunuz konusundaki sorumluluklarınız devam etmekte. Anne babaya bakmak, destek olmak, toplumun içindeki duruşunuzu güçlü tutmak, kariyerde bir güç elde etmek, bütün bu alanlarda sorumluluklarınız çok olacak. Yapmak istediğiniz değişimleri bu sorumluluklarla beraber, hani hem bu taraf var, hem değişimler var. Nasıl yapacağım diye sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Biraz eğer ki kendinizi önceliklendiremez, sorumluluklar arasında çok böyle tıkalı kaldığınızı görürseniz yılın sonlarında daha isyankar bir şekilde değişimleri yapacağınızı düşünüyorum. O yüzden Nisan sonlarına kadar gerçekten sorumluluklar, emekler vesaireler çok. Hatta böyle Şubat'ın başında kariyerle ilgili güzel atılımlar, adımlar, kararlar dahi var. Sadece Size hitap ediyor mu, sizi mutlu ediyor mu, size ne ifade ediyor? Bunlara bakarak, gözeterek kararlarınızı alın. Bence 30 Nisan'daki güneş tutulmasını iyi değerlendirin. Yenilemek istediğiniz her ne var ise atılımlarda bulunun. İlişkiler alanında güney düğümü 7. evinizde olacağı için bazılarınız partneriyle ilgili biraz krizlerle uğraşacaktır. Belki partnerinizin hayatında bir zorluk vardır. Belki İ, i̇lişki içinde anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Belki partnerinizin finansal koşulları, ailevi koşulları ile ilgili zorluklarla uğraşabilirsiniz. O yüzden e, yönü ve rotayı sizin belirlemeniz gerekiyor. Seçimi siz yapacaksınız. Kalacaksanız kalıca, kalmayı seçen sizsiniz. Ayrılacaksanız ayrılmayı seçen sizsiniz. Biraz ama karşı tarafın krizlerini yönetmeniz gerekecek gibi duruyor. 16 Mayıs civarlarındaki tutulmada hafiften e, ilişki içinde, kur, içinde kurban durumuna düşmeyin. Sınırınızı iyi çizin. E, kendinizi kaynaklarınızı iyi belirleyin ona göre kararlarınızı alın diyeceğim e, ve yılın genelinde ilişkiler önemli olacaktır bu güney aydın tutulması biraz çatışmalı bir enerjiyi bize zorluklu enerjiyi bize verebilir ama bazılarınız gerçekten bütün her şeye rağmen bir evlenme kararı bir birliktelik kararı falan da alacaktır bu yılın içindeki zaman dilimlerinde o yüzden güzel önemli 18 yılda bir gelen büyük değişimler vaat eden bir yıldasınız İyi değerlendirin bu dönemi sevgili boğalar Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs>